Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere yapı kayıt belgesi alındıktan sonra yapılması gerekenler nelerdir? Bu konuda yardımcı olmaya çalışacağım. Öncelikle yapı kayıt belgesi nasıl alınır? İmar barışından nasıl yararlanır? Eğer bilmiyorsanız sağ üst köşede çıkan butona tıklayarak yapı kayıt belgesi nasıl alınır? İmar barışı başvurusu nasıl yapılır? Bunu öğrenebilirsiniz. Arkadaşlar, yapı kayıt belgesini aldıktan sonra yapılması gerekenler olarak şu an bizim bir web sitemiz var. Burada da zaten paylaştım bir makale olarak. Yapı kayıt belgesini aldıktan sonra işleminiz bitmiyor arkadaşlar. Bazı belediyelerde öncelikle numara taş, yani numara alarak başvurusu yapmasını beklerken, bazı belediyeler ise başvurudan sonra da numara verdiği oluyor arkadaşlar. Eğer yapı kayıt belgenizi aldıysanız ve binanızın numarası yok ise bağlı bulunduğunuz belediyenin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bir dilekçeyle başvuruyorsunuz. İşte adasını, parselini yazaraktan binama işte numara taş verilmesini istiyorum, gereğinin yapılmasını arz ederim gibi basit bir dilekçeyle birlikte başvuruyorsunuz arkadaşlar. Da zaten size orada bina numarası veriyor. Onun için bir harç ödeme miktarı çıkarıyorlar size. Onu bir IBAN numarası veriyorlar. Belediyenin IBAN numarası. Oraya yatırıyorsunuz. Daha sonradan size zaten numara tacınızı veriyorlar. Numara tacınızı aldıktan sonra artık binanızı beyanını vererek belediye bildirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü belediyenin artık sizin artık yapı kayıt belgeniz olduğuna göre artık kayıtlı bir şekilde bir binanız var. Ona artık yılda vergi vermeniz, her yıl vergi vermeniz gerekiyor. Bundan dolayı sizden beyan istiyor. Beyan örneğini altta zaten link vereceğim arkadaşlar. Altta linkte bırakacağım. O beyanı ilgili kısımları doldurarak işte belediyenizin emlak şefliği bölümüne, emlak işleri bölümüne bırakıyorsunuz. Onlar sizin artık kayıtlı bir şekilde binanızı sisteme giriyorlar. Artık her yıl siz de vergi ödemiş olacaksınız. Yalnız bununla yine işleminiz bitmiyor. Eğer elektrik bağlantınız yok ise elektrik firmalarına, örnek bir elektrik firmasına giderek bir elektrik projesi çiziyorsunuz. Bu basit projeler oluyor genelde. Fazla bir miktarı olmuyor. Elektrik şirketine başvuruyorsunuz. Ancak elektrik ve su saati, elektrik saatinin de yerini ayarlamanız gerekiyor. Yani geldiklerinde direkt otomatik olarak takmalarını istiyorlar elektrik biriminden. Aynı şekilde su bağlı değilse yine İSKİ'lere başvuruyorsunuz, içme suyu kanalizasyon idarelerine. Onlar da bu şekilde başvurunuzu yaparak elektrik ve su saatlerinizi başarılı bir şekilde bağlatmış oluyorsunuz. Örnek yapı kayıt belgesi örnek olarak ve örnek bina beyan bildirimi aşağıya bırakıyorum linklerini arkadaşlar. Bunlara tıklayarak da örnek beyanlara başvurabilirsiniz. Yapı kayıt belgenizi aldıktan sonra beyan bildirmeniz zorundur arkadaşlar. Çünkü artık sizin de bir kayıtlı bir şekilde bir binanız, bir daireniz, artık bir apartmanınız olmuş oluyor. Ve ona da vergi vermeniz gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Aklınıza takılan herhangi bir şey varsa aşağıda yorum kısmından bize ulaşabilirsiniz. Zaten diğer videolarımızda yaklaşık 1000 tane yoruma cevap vermiş bulunmaktayım. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizi yanlış yönlendirmeden sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Çıkan reklamlarda tıklarsanız bu benim için gerçekten sevindirici olacaktır. Çünkü biz de emeğimizin karşılığını bazen almak istiyoruz. Tekrardan iyi çalışmalar diliyorum.